Herkese merhaba. Bugün kart okuyuculara bağlı çalışacak buzzer aldık. Bu buzzerlar hem ışık hem de ses veriyor. Birazdan göreceksiniz zaten. İki tane aldık ve kart okuyucuya bağlantısı nasıl yapılacak? Arkadaş bize bunları anlatacak. Artıya bağlıyoruz. Yani kırmızı kırmızıya bağlanacak. Burada artı her zaman kırmızı o zaman. Evet. Bizim burada cihazımızın 12 volt çıkışı, kart okuttuğumuzda 12 volt alacağımız çıkış mavi ve kırmızı uç. Artıyı kırmızıya bağladığımız zaman, eksi kabloyu da alıp bizim mavimize bağladığımız zaman, sonra biz bu cihaza gelip adaptörümüzden 12 voltumuzu verdiğimiz zaman, Ses bağlantıları da yapılacak. Zaten burada ses bağlamadan önce ilk bir ışık bağladığımızı görelim, sonra sesi ilave edelim. tamam. Kart okuttuğumuzda ses gelmeyecek, ışık gelecek. Cihazımız açıldı. Gördüğümüz gibi ışığımız 1 saniye röle süremiz var. 1 saniye boyunca yanıyor. Bunu 5 saniye yaparsak 5 saniye boyunca yanar. Sesimizin yine artısı yazıyor. Artısını aldım, götürdüm. Artı kırmızı her zaman herhalde kart okuyucularında. Evet, Eksi de kırmızı. mavi. Yok, eksi normalde siyah eksi ama biz kart okuttuğumuzda 12 volt aldığımız zaman mavi ile kırmızı uçtan aldığımız Nötr için normalde siyah siyah. yani. Nötr'e bağlamıyoruz çünkü Ha? oradan bir voltaj almamız lazım Evet. kart okuduğumuz zaman. Şimdi okuttuğumda hem ses geliyor. Bir de Şöyle şunu göstereyim. deneyebilir miyiz? Okuttuk. Hem Farklı ses. bir kart deneyelim mesela banka Tanımsız kartı. kart diyelim. Tanımsız kart. Tanımsız kart diyor. Hiçbir şekilde uyarı vermiyor. Ama normal kartımızı okuttuğumuz zaman şöyle. Bir saniye olduğu için bir saniye boyunca. Bunları da internetten aldık Mesan'dan. Şu şekilde bunun da artısı eksisi zaten üzerinde yazıyor. İki tane kablo var. Şu siyahlar normalde nötr olarak kullanılıyor ama burada karışık gelmiş. Kırmızı genelde artı oluyor. Zaten burada da artı. Ses kablosunun artısı. Ses kablosunun eksisi siyah burada verilmiş. Burada bir kırmızı kablo daha var. Bu kırmızı kablo ışık kablosunun artısı. Siyah kablo da ışık kablosunun eksisi. Zaten üstünde yazmış. Kutusu da burada. Bunun içinden iki tane birden çıktı. Bu biraz büyük kutuya koymuşlar. 12 volt olanları var bunun herhalde. 24 volt olanları, bir de 36 volt olanları. Ben bilerek 12 volt aldım. Çünkü kart Bu okucu... cihazın çıkışları 12 volt. Bu arada bu kart okucu artı elektroniğin şu an üzerindeki bandı söktüğümüz için görünmüyor. Bu da yeni kart okucular herhalde. Bağlantı tipleri değişmiş burada. Değişmedi bağlantı. Bir yine aynı kırmızı mavi Şurada bir bağlıyoruz. Bak onlar da yine bağlarsak bu buzzerları yine burada kırmızı ve mavimizi kullanıyoruz. üstlerinde ne yazıyor peki? Output 1 ve artı. Renkler aynı. Evet. Turnike'de bağlantı yapacağımız zaman Neo.com ucuyla Neo'yu kullanıyoruz. Kilidimizde de kilit bağlarken de striker kilit. Komu artı veriyoruz. Sürekli alacaksak NC'yi kilidin bu ucuna verip eksi de tamamlıyoruz. Eğer ki kuru kontaktan vereceksek de komla artıyı bağlayıp yine Neo'dan eksiye tamamlıyoruz. Striker, face, security kilitlerde. Face kilitlerde Neo yerine NC kullanıyoruz. Yani burada bizim İki tip bilmemiz kilit tipimiz var bizim. Bizim iki tip kilidimiz var. Bir okuttuğumuz zaman Striker Fail Security dediğimiz kapı kilidi. Onunla bağlayacağım zaman komdan artıya birbirine bağlıyoruz. Ondan sonra Neo'yu kilidin bir ucuna bağlıyoruz. Kilidin diğer ucunda alıp ekside birleştiriyoruz. Şu iki uç. Bu kilidimizin bağlantısını Bu yapmış Striker oluyoruz. kilitler için değil mi? Evet. Fail Security Striker. Bir de Failsafe Striker var. Failsafe Security Striker dediğimiz kapının içinde olan gömme kilitler. Gömme kilit. Bunlar Onu nereye bağlanıyor? Kilidin artı ucuna bağlanıyor. yok, Kon ve artı artı. ucuna bağlanmıyor. Bunların ikisi böyle bu şekilde birbirine bağlıyoruz. Hiçbir şey Paslıyoruz. yapmıyoruz. Başka hiçbir yere bağlamıyoruz. Failsafe Security Striker kullanırsak kapıya gömme Evet. Bunları içine da götürüp bağlıyoruz. kapı kilidine bağlıyoruz. Bunlar da hangisinden hangisine bağlandığının önemi var mı? Yok. 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 Gidip bunları kapı kilidine girmen yeterli Zaten oluyor. bu eksiydi. Bu Evet. Bizim rölemiz kablomuzun içinde olduğu için On ne röle oluyor? çevirdik. Röle mi oluyor bu da? Tamam. Bir de burada mavi kablo var. Open demek. Ha, open demek. Açmak için bunu tetik diyor. NC'de close demek. Yani kısaca bize eğer Fail Security Writer kullanırsak yani kapıya gömme kilit. Bunların kırmızı ile yeşili birbirlerine bağlıyoruz. Onun dışında Siyahla sarıyı da götürüp kilde bağlıyoruz. Ama manyetik kilit bağlarsak da yukarı bağlayacağımız yine komla artıyı
birleştiriyoruz. Bu sefer NC ile eksiği kullanıyoruz. Nötr her zaman aynı. Bu da NC ile eksi de şeyden dolayı değil mi? Sürekli elektrik geliyor. Aynen, bu kesiyor. Aynen. Diğerinden farklı olan manyetik de kesiyor. Ama bunda veriyor, open'da veriyor, bunda kesiyor. Farkı birinde bu. Birinde sürekli veriyor, birinde okuttuğu zaman kesiyor. Bu kadar. Anladım. Bu şeyler ne işe yarıyor? Diğerleri başka. Buton ucumuz input ve eksi birbirine değdirdiğimiz zaman buton oluyor. Yani şu butonu bağlayacağımız buton zaman. Buton bağlarsak bu iki ucu getirip buraya girdiğimiz zaman bastığımız evet, zaman buton açar. Onun dışında başka bir kablo kalmıyor. Beyazı zaten. Şu mavi beyazı siyah. Mavi beyazı siyah buton. Buton ucudur. Başka da bir burada boş bir kablo kalmıyor. Bu zaten siyah olan şey olduğu için nötr. Hep sabit. Aynen. Mavi beyaz. Mavi beyaz bizim şeyimiz buton ucumuz. Input. Inputumuz aynen. Mavi de anlattım. Burada da başka bir şey kalmadı. Bu arada Art Elektronik de çalışıyordu arkadaşlar biz kartokucu firması olarak. Hani eğer bu cihazları kullanıyorsanız kullanabilirsiniz.